meclislerden uzaklaştırılan çok insanlar var. Ezilen, üzülen çok insanlar var. Cenab-ı Hak bizi sitreylemiş. Sitreylemiş. Meclislerden boğdurmayıyor. Ve insanlar arasında itibarımızı havaya ettiriyor. Töhmet altında tutmuyor bizi. Töhmet altında çok insanlar var. Töhmet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Şeytanla beraber giden hepsi töhmetlenecektir. Yani sen tercüman arıyorsun. Ahmet tercümanı yapşıya. Ve şey, sen tercüman yapşıya. O en iyi meydu. Benim şey, Almanlara şey, Sadi burada mı? Bu daha da yani. Sadi yok yok. Gir. Sadi. Başta Sadi. Sadi. İngilizce. Sen bilmem ben İngilizce. Bu benim dediğim Sadi yok. Pakistan lügatıyla konuşuyor. Zarar yok. Oraya gitsin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah şeytanı bizden uzak etsin. Amin. Amin. El-mer'u ala dini halili. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bismillahirrahmanirrahim. El-mer'u ala dini halilihi. Bir kimse şimdi başladı. Buyur. Çocuklara alır da. İşte biz daha gelmedim acaba dedi. Bu hemen hazır dedi. Cenab-ı Hak bize yarayacak sözü bize ikram eylesin. Amin. Hakiriz. Cenab-ı Hak'tan istida ederiz. Resulullah yoluyla evliyalara, evliyalardan da bizim kalplerimize, kalplerimizden dilimize, dudaklarımıza verilen bize yarayacak ilim, bize yarayacak ilim Cenab-ı Hakk'ı hoşnut edecek ilimdir. Yarayan ilm-i nafi dediğinde, faydalı ilim dediğinde kulun Cenab-ı Hakk'ı ne yolda razı edeceğini ona talim eden ilimdir. En mühim olan nokta budur. Hayatta gözetilecek hedef, şaşılmayacak hedef, ondan ötesi bir yere yaramaz. İnci arayıcı kimsenin hedefi sedef değil. Sedefin içindeki incidir. Onu kaybettin mi?
sıfırlanırsın. İnsanın tek gayesi, tahsil etmesi gereken tek gayesi, Cenab-ı Rabbul İzzeti, Allah Celle ve Alâ'yı hoşnut etmektir. Bundan ötesinde de aklın bir şey yok. Hepsi zibildir. Bu hedeften şaştın mı bitin. Hedefi tutturamadın bir defa, boşa gitti, boşa gitti. Allah'ın hoşnutluğunu kazanan kimse, ebedi hoşnutluktadır. Allah'ı hoşnut denemeyen kimse ne kazanır? Ne kazanır? Kazancı var mı? Allah'ı hoşnut edemeden ebeden giden kimsenin cüssesi saatinde yanında durum olmayacak derecede pis kokar. Acele çukura atmak lazım, kapatmak lazım. Tek hedef insan hayatında insana ulaşması gereken hedefi 100 yılda bir peygamber böyle bir onun dışında eşim var, ne de başından atıp kalsın işi. Ne işi? Yaptığın iş, Allah rızasına seni yetiştirecek, Allah'ın hoşnut edecekse iştir. Değilse çiştir. El-Munafiye. Yani sana yarayacak alim. Yani Allah'ı nasıl hoşnut edebileceğini sana öğreten hayır, nafi olur. Allahümme inne sevke ilmen nafi'an buyurdu Peygamber Aleyhisselam. Ya Rabbi, amin. Bana yarayacak ilimden ve isteyiyorum. Elbine ne yapacaksın ey kulum? Seni hoşnut edeceğim. Nedir isteği? Seni hoşnut etmektir. Ya Rabbi, ne kadar hoş. Allah kuluna sorar. Ne için yaşadın? Seni hoşnut etmek için yaşadım. Ne için öğrendin? Seni hoşnut etmek için öğrendim. Ne öğrendiysem, ne yaptıysam, burası seni hoşnut etmek için. Ya Rabbi, Allah'ım. Müslümanlığın hakikati ne? Hakikatidir. Bu şimdi derinliğine giden mesele değil bu. Bu doğrudan doğruya İslam kapısından giren adamın bileceği hedeftir. Bu kapıdan içeri girersin sen. Hedefimiz nedir diyeceksin bu kapıdan girdiğimizde. İslam kapısından içeri girdik. Ne yapacağız? Ne için İslam olduk? Bu nefsimizi sana teslim ettik. Kurban takdim ediyoruz. Nefsini
kurban et, bana gel. Eriye bir çakalıp da başını kesecek, bazını kesecek değilsin. Nefsini bırak. Nefsinin hoşlandığı şeyi bırak. Allah'ın hoşlandığına bak. Bizim damatla bir iki söz konuştum da bir mesele hakkında Allah'ın dediği onu dedi. Bir mesele hakkında Allah'ın dediği olur. Çok şükür ki dedim. Bizim dediğimiz olmazsa Allah'ın dediği olur. Lakin cehaletten dolayı insan cahil insandır. Benim dediğim oldu olsun diye, olmadı diye ağlayan, oldu diye ağlayan, olmak istediği olduğu zaman yani, o olmamak istediğinde bir şey olursa veyahut istediği olmasa insan benim istediğim olmadı dediği vakitinde Allah'ın dediği olur hakikatini bıraktı demektir. Onun manası ne olur? Kötü nefsin iddiası benim istediğim daha iyiydi bana da Allah bana onu verdi. Bu doğrudan küfre götüren yoktur. Küfrün başlangıcı. Küfrün başlangıcı da o. İkinci adımda daha sertleşir. Üçüncü adımda daha sertleşir. Yani küfür yoluna düşürür adamı. Durağı oturağı yok onun artık. Gidiyor. Kendi dediğinin olmasını ısrar ile isteyen adam cahildir. Küfrün içerisine kapatmıştır. O için eskiden defalarda Allah'ın dediği olur sözü vardı ki baka baka nakş olsun. Allah'ın dediğin olması bize hayırlıdır da bizim kendimizin dediği bize karlı değil. Bazı defa tevafuk olur. Ne zaman tevafuk olur Hacı Hüseyin Efendi? Sen iradeni bıraktığın vakitinde bakarsın ki istediğim oluyor. Hep istediğim oluyor. Ne istersin ey oğlum? Sen de istersin ya. Ne biliyor musun? Ne istersin ey oğlum? Yüksek makamdan seni isterim. Yüksek makamdan senin rızalını isterim. Yüksek makamdan senin verdiğini isterim. Yüksek makamdan senin sevdiğini isterim. Yüksek makamdan seni ihtiyar ettiği benim hakkımda ne yazıysan onu iste. Bir şeyhin müridi deniyor.
İçtihat kapısında mücahede, nefsiyle mücahede ederekten efendim halvet ve riyazat esrasında bir gece levh-i mahfuzu seyrettirdi. Yani bunlarla keşfi açıldı. Baktı. Şeyhini cehennemliklerin şekavet üzerine olanlardan ismini gördü. Çok ağrına gelmiş onun. Hemen secdeye kapandı diyor. Ya Rabbi, benim veli nimetim, benim şeyhim levh-i mahfuzda ya Rabbi ismi şekavet üzerinde yazılı, cehennemlik de yazılıdır. Ya Rabbi, İzzet-i Celal'in hakkı için, Habib-i Ekrem'in hürmeti için bu keşfi bana verdiğin hürmeti için ya Rabbi beni bu makama kadar yetiştiren bu şeyhimin ismini şekavetten saadete döndür ya Rabbi. Şimdi nefes-i musiyet verildiği vakitinde ne dua yaparsa geri çevrilmez. Kabul ettim dedi, ismini şekavetten efendim cennetin tarafına yazdı. Ertesi günü, ertesi günü şeyhinin huzuruna geldiğinde ne zuhurat oldu. Sana ne yaşıyorsun? Şeyh açmadan mürit göremez ki. Evet. Neyi kaldıracak o? Ya öyle değil. Ne zuhurat oldu gece sana demiş. Bunlar aslanlar. Elhamdülillah. Bunlar kaderden ürkmeyenlerdir. Kaderden ürkmeyen aslandır. Ürktüğümüz için bizim kaderimiz kapalıdır. Ama onlar seyreder. Ya seyyidi diyor. Ya tabibel kulub ve ya hayatel vücud. Ey benim hayatım, bana hayat veren, hayat çeşmesi. Bana bu makamları açan benim sultanım. Sizin isminizi şimdi deseydi orada, siz de görüyorsunuz. Kurtaracaktır. Şeyh'i orada ondan hafif zannetti. O mürit. Siz de bildiğiniz gibi deseydi kurtulun. Demedi. Akşam levh-i mahfuza mutal olup levh-i mahfuz keşfoldu. İsminizi ya seyyidi şekavette görünce ben eridim dedi. Bana bu iddiyi kazandıran, bu makama yetiştiren şeyhimin cehennemlik olaraktan ismini gördüğümde münacata düştüm ya seyyidi, ta ki sizin isminiz şekavetten saadete yazıldı demiş. Şeyh Efendi Celal tecellisi giyindi, dedi ki yavan edin, dikkat et. Sen üzerine vazife olman işe karıştın. Biz
biz açıyoruz sana onu. Biz levh-i mahfuzun üzerinde olanlara sen bu öyle olsun, şu şöyle olsun diye hükmetmek için açtırmadık sana. O çeşit 40 seneden beri o benim gözümün önündedir. Benim ismim şekavette yazılıdır diyerekten onu ben sen akşam gördün. Ben 40 senedir görüyorum dedi. Bir defa Mevla'ya secde edip o benim ismimi oradan kaldır demedim dedi. Çünkü ben kulum. Sultan odur. O ne hükmederse ona ait. Hükmetmek, mahkum etmek, cennete koymak, cehenneme koymak, o mabudun bilhak olan Rabbimizindir. Bizim oraya karışacak halimiz sultanın işine biz karışamayız. Sultan kuluna istediğini layık görür, istediği gibi irade buyurur. Layıkı neyse, Cenab-ı Hak madem narını layık gördü, nar bana iyidir. Nuhunu iyi gördü, nur bana iyidir. Benim ihtiyarım yoktur. Çabuk secde edip eski haline getirmesen seni tarikatın aliyeden azlederim demiş ona. İsmim nerede yazılıysa senin salahiyetinde değildir o. Benim ismimle karışmak. Allah'ın işine sen karışamazsın. Sultanın işine kim köle karışmaz. Kul karışmaz. Yerine getirmesen bu tarikattan seni arz edip kapıda bulamazsın sen. Titremiş o. Ertesi gece tekrar münacata düştü. Dedi ki, ya Rabbi sen ben büyük bir cürette bulundum. Sen ahkamın hakimiyetsin. Ben kulum ya Rabbi, ben haddini aştım. Büyük cüret ettim. Beni affeyle, nasıl yazdıysan senin kulun benim şeyhimin hakkında. Yerinde durdum ya Rabbi, ben tövbe ettim. Göründü değil. Tekrar ismi. Ne yaptın dedi ertesi mi? Olduğu yere döndürdüm ya seyyidi dedi. Sen döndürmedin, döndürdüler onlar. Secde et bir daha bak demiş. Secde etti, bir daha baktı. Levh-i Mahfuz'un üzerinde Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle ismi şekabetten aldı, cennetin tabirini. O edep yetişti ona. Şeyh Hazretleri'nin bu edebine kaldı. Ona terbiye de verdi. Efendim, 40 sene o Şeyh Efendi'yi tecrübe imtihan etti, imtihan etti, sebat üzerinde. Sensin, Sultan sensin. Biz buluruz. Biz kullarız. Neyi münasip gördüysen o bize münasiptir ya Rabbi. Karıştırdın mı berbat etmem edersin. Onun için Allah'a karşı sen neyi seviyorsan onu seviyorum. Ne istersin? Eyvallah, seni isterim. Ne istersin eyvallah, seni sevdiğini isterim. Ne istersin eyvallah, seni sevgini isterim. Ne istersin yavrum, sen bana münasip gördüğünü isterim. Narın da hoş, nurun da hoş. Yunus, bakalım. Senin kahrın
lütfunda hoş, lütfunda hoş. Nasıl münasip gördüyse onu. Onlar hakiki kulluk yoluna sülük eden kimselerdir. İslam'ın başlangıcında zaten efendim verilen söz budur. Allah'a döndüm ben. Her şeyi bıraktım, Allah'a döndüm. Allah'a gidiyorum. Allah'a gidiyorum. Nereye gidiyorsun başka? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Geldiğimiz yere dönüyoruz. Yani Allah'a gidiyorsun. Senin seçeceğin seçeneğin daldı mı artık? Allah'tan ötede ne var seçeceğin, isteyeceğin? Allah'ın dediği olsun. Bizim en büyük hayrımız oradadır. İlmun nafiyah. İnsanlara hayat veren ilimdir ki bu gibi mesleğe sülük etmesine yardım eder. O yola girdirir insanı. O zaman her şey üzerine toz konmuş gibi, en ağır şey toz konmuş gibi ağırlığı yok. İnsan hafifler. Çok hafifler. Hafiflediği için onlar zaten havada uçar. Ruhani kuvveti, cismani kuvvetini taşır. Tayyarenin o jet motorlarındaki görünmeyen kuvvet harekete geçmese yerde dururken o koca tayyare olduğu yerde duruyor. Ne zaman ki o ceplere o sır verilmeye başlar o koca alameti yerden kaldırır. Konak gibi ya, yanına gittiğinde müdariş kalır. Dev tayyareleri, 600 kişiden aşağı tayyare var. Bu nasıl şey? Onları kaç tane, birkaç defa bildim, onların içerisine de onların kalkması yerden düşeyim bir, o bir daha hafiflerinden daha kolay kalkıyor. Onun görünmeyen kuvvet harekete geldi mi, o maddi olan aksamını tayyarenin sürüyüp alıp götürüyor kalıyor. 14 saat, şimdi 16 saat uçan da varmış. Bir yol, 1000 kilometre süratle, 1000 ton ağırlıkla o tayyarın bitmesi ne demek? Sen zanneder misin ki tayyarenin bedenine dağılan o benzin, su, hadi 100 varil diyelim. 100 varil. 100 varil petrol. 100 varil petrolla sen yerden 100 varil petrolü tut, bir iş yaptın bakalım. O 100 varil petrolü yerine uygun surette koyduğum vakitinde o alameti uçuruyor. Bizde 100 varil değil, 100 milyon varillik güç var bizde de, biz 50, 60, 70, 100 oktalık vücudu kaldıramıyoruz. Çünkü
tertibatımız tamam değil. Tertiyat, bu ruhaniyetle verilen güç monte edilse cismani kuvvetimize, çünkü çok delik noktalar var, kuvvet kaçırtılıyor. Birinci gözler, ikincisi dil, üçüncü kalp, kalbi delikte. Kalbi delik olmayan adam var şimdi, bomboş, milletin içerisinde bir şey durmayın. Kalbimizi delen mesele dünya havatırdır. Dünya meşgalesi kalbi delik teşkil etmiş, dalgın gibi yapmış. İçerisinde birikemeyin. Birikemeyince bizim 70-80 veya 100-150 kilogramlık vücudumuzu müthiş kuvvet var halbuki bizde. Alamıyor yukarıya. Evliya, maksudum sensin dediği vakitte gelen güç onları hafifletir, alır götürür. İstediği yere, nafi olan ilim değil. Menfaat verecek ilim bu. Şimdi ne arayan var bu ilimden, ne soran. Markete koysan ne alan var ne satan. Kepekleri emdirdi deniyor. Kaç dükkandan kepek emdirdi. Dükkanların kepek emdirdiğini çok merak ediyor insanlar da. Bu kalplerdeki kepeklerin elişini hiç o tarafın söylediği bile yok. Böyle kalplerin kepekleri emdirilmemiş kaç adam var benim dünyada şimdi. Zibil dünyanın zibilini satan dükkanların kepeği emmiş diyerekten sen telaşlanıyorsun. Kaç yüz, kaç bin diyerekten. Kaç milyar adam var, hepsinin kepekleri emmiş. Maneviyata kepekleri kapatmışlar. Alışverişleri yok. Alışverişleri olmayınca birbirlerini yiyor insanlar. Kriz bunda. O birindeki kriz o para etmez. Kriz asıl bu. İnsanlığın, insanlığa ait olan kıymetleri ve değerleri kapatılmış, men olunmuş, yasaklanmış, mecburi kepekler indirilmiştir. Bu krizdir asıl, en büyük kriz. İnsanlığı boyuna sıkıştıran kriz budur. Ekonomi ne? Para doldu dünya. Yemeyecek dersen her tarafta da ondan da var. Lakin asli değeri olan altın ve cevahir, bunların pazarı kalmamış. Dünya çöplüğü, çöp. Dünya çöplüğü azaldı diyerekten millet krize uğradı diyor. Ve cevherlerin noksanlığını söylesene sen. Cevherlerden kimsenin haberi yok. Sıfırlanmış insanlar, arayan yok, soran yok. Herkes çöpün içerisinde efendim, eşelenen horozlar gibi her biri bir yerde bağırıp çağırıyor, kriz var diyerekten.
Sadi Münafi işte bu söylediğimiz meselede elmer ala dini halilihi den besmele çekmeye de fırsat bulamadık. Bu mesele insanlara yarayacak olan ayıp, insanlar kimle arkadaşlık ediyor, baksınlar diyor. Yalancıyla efendim, arkadaşlık eden adı yalancıya çıkar. Şimdi yeni tabir var, üç kehatçı. İle giden kimseye o da üç kehatçı denir. Dolandırıcıyla giden o da adı dolandırıcıya çıkar. Hırsızla giden adı hırsıza çıkar. Kimle beraber yürürse muhakkak bulaşacak ona. Şeytanla yürüyen adı nereye çıkacak? Melaikeye çıkacak. Ha? O da şeytan. O da şeytan. Bugün havuzu dediğinde ya Rabbi şeytanı bizden uzak et ki kimseye uzak şeytanı görmesin. Bizi itham etmesin. Tövbet meselesinden açtı. Töhmet altında durma. Kim töhmet altında durup, kim şeytanla arkadaşlık yaparsa muhakkak töhmet altında. Dünya, mağribden maşrika, şimalinden cenuba hepsi töhmet altındadır. Çünkü hepsi şeytanı kendilerine ahbap, aziz dostum diyor. My friend diyor. Kıymetli dostum. Kıymetli dostumuz Mr. Şeytan. Ama very kind friend Mr. Şeytan. PhD. PhD de var. Our most valuable friend, Doctor Şeytan. Böyle doldu ortalı. Böyle sayıyorlar şeytanı. Onda başında şey var. Üniversitesi talebelerini yedirdiklerinden başka çözüş var onda. Ondan sonra doktorluk kayesi de geldi. 20. asırın şeyde ilk materyalist el kapanları. Böyle şeyler böyle geldiğinde onlara ona doktorluk kayesi verdiler. Ve böyle şey böyle resim çıkarttılar. Allah onun için avucu çektiğimiz vakitinde yarın uzak etmişler değil mi? Uzak olmasa bu sözlere karışacak o. Meclisimize girmesin diyor. Ona tabi olan insan. Uzak olsun. Ya Muhammed el-Havli el-Ahval el-Havli el-Havli el-Havli. Şeytana yakın olmaktan, şeytana kadim olmaktan, şeytana taraf olmaktan millet bitmiştir. Allah bizi onlardan etmesin. Allah İslam'ın sancağını, hak ve hakikat sancaklarını açacak. Affet sahibi göndersin. Hürmetin Rabbim. Hürmetin Rabbim.